Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, bu video hem motivasyon, hem rehberlik, hem yönlendirme, hem de bir sohbet havasında bir video olacak. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sınav gittikçe yaklaşıyor. Ne yazık ki sınav yaklaştıkça psikolojik olarak elbette ki etkileniyoruz. Yani motivasyon olarak bazen motivasyonumuz düşüyor. Ondan sonra ne bileyim kaygılar artıyor. Acaba kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Çok fazla ders çalışmam gerekirken elimizden çok fazla şey gelirken ne yazık ki yapamıyoruz, günü verimli kullanamıyoruz, bazen kendimizi suçluyoruz, bazen başkasını suçluyoruz. Yani kısacası psikolojik olarak etkileniyoruz. Bunlar normaldir sevgili arkadaşlar. Yani bu sınava sadece sizler çalışmıyorsunuz, sizin rakipleriniz de aynı sıkıntıları çekiyor. Hatta bu sınava geçen yıl çalışanlar, ondan önceki yıl çalışanlar, yani her sene bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Eğer bir insan evladı, tabii insansa, gezegende yaşıyorsa, bu şekilde uzun maratona girmişse, bir sınava çalışıyorsa elbette ki bu duyguları yaşaması kadar normal bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten hani uzun maratonlarda böyle çok fazla emek verdiğimiz zaman ve bir yılı daha kaybetmeme kaygısını yaşadığımız zaman elbette ki psikolojik olarak etkileniyoruz. Burada size tavsiyem şudur arkadaşlar. Bu konuda kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Yani biz gerçekten hani ders çalışma isteğimiz elbette ki çoğu zaman olmuyor arkadaşlar. Yani kim ders çalışmak ister ki? Dışarıda birçok reklam var arkadaşlar. Çıkıp gezebiliriz, kafelerde arkadaşlarımızla buluşabiliriz. Örneğin bir deniz kenarına gidip arkadaşlarımızla vakit geçirebiliriz ya da o manzarayı izleyebiliriz. Güzel şeyler yaşayabiliriz. Bilgisayarda bir oyun oynayabiliriz, film izleyebiliriz ya da video izleyebiliriz. Müzik yapabiliriz. Farklı farklı etkinlikler varken bizler ne yapıyoruz? Masaya kendimizi bağlayıp ders çalışıyoruz. Elbette ki bu ilk başta bizlere zevkli gelmiyor arkadaşlar. Ama o masada kalmak zorundayız. Yani ders çalışma isteğimiz yoksa bile sevgili arkadaşlar. Yani psikolojik olarak kesinlikle kendimizi adapte etmek zorundayız. Adapte edemiyorsak bile, psikolojimiz bozuk olsa bile, motivasyonumuz düşse bile o masaya kendimizi bağlamak zorundayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bazen hani öğrenciler bana soruyor, hocam işte bugün çok iyi ders çalışmadım. Yani bazı günler oluyor ki sabah kalktığımda diyorum ki şunu yapacağım. Akşama kadar yapıyorum da ama çok verimli hissetmiyorum. Aslında arkadaşlar bu psikolojik bir şeydir. Yani bizler bir şeye çok fazla ders çalıştığımız zaman, bir şeye çok fazla emek verdiğimiz zaman sanki daha iyisini yapabilirmişiz gibi hissiyatlara giriyoruz. Bunlar normaldir. Lütfen bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyin arkadaşlar. Bunları herkes yaşıyor. Yani şu an bu sınavda derece yapacak ya da derece yapan, deneme sınavlarında full çeken biri bile aslında elimden daha fazla şey geliyor, daha fazla şey yapabilirim gibi hissiyatlara mutlaka girmişsindir. Zaten bu videoyu bu noktaya kadar izlemişseniz eğer şu an zaten dediklerimi onaylıyorsunuzdur. Arkadaşlar öncelikle bizler korkmamalıyız. Bakın korku çok kötü bir şeydir. Korku insanlara her şey yaptırıyor ne yazık ki. Korku yüzünden her şey yapabiliyoruz. Yani korku derken bir insandan korkmak ya da herhangi bir nesneden korkmak anlamına gelmesin sevgili arkadaşlar. Gelecekten korkmak, yani kaygı yaşamak, ne bileyim. Gelecekte acaba bir rızkımız var mı yok mu, bu rızka ulaşabilecek miyiz? Bu korkuları bırakmamız gerekiyor. Eğer sevgili arkadaşlar, eğer biz bu gezegene gelmişsek gerçekten korkularımızı bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu gezegene gelmişsek bizler için yazılmış rızıklar vardır. Bakın ben size bir hikaye anlatayım sevgili arkadaşlar. Hikayelerle gidelim isterseniz. Daha güzel olacak. Bir gün eski zamanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Eski zamanlardan bir gün bir adam gidiyor bir camiye. Bakıyor. İmam vaaz veriyor. İmam diyor ki bu dünyadaki herkesin rızkı yazılmış. Yani herkesin rızkı var. Okyanusun dibindeki, yani kilometre derinliğindeki dibindeki bir böceğin rızkı bile yazılmıştır. Bu adam da tabii ki ters anlıyor, yani böyle ne bileyim, diyor ki o zaman ben her şeyi bırakacağım, madem benim için bir rızk yazılmış, her şeyi bırakacağım, bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım, çalışmayacağım, bakalım rızkım var mı yok mu. Dolayısıyla bu adam işi gücü her şeyi bırakıyor, dağa çıkıyor arkadaşlar, dağ, bayır, çöl, ne derseniz, yani başını alıp gidiyor. Baya bir gidiyor, yani bu eski zamanlardan bahsediyoruz, etrafta çok da fazla ev mev yok biliyorsunuz, arabalar malarbaların icat edilmediği zamanlardan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Bu adam başını alıp gidiyor. Bayağı bir uzaklara gidiyor. Yapayalnız, ıssız yerlere gidiyor. Yağmur başlıyor. Yağmur, çamur her yer. Ondan sonra ne bileyim, adam acıktan ölecek. Artık öyle bir hale geliyor ki adam, yani yemek yememiş tabii ki, yani adam bir şeyler ispatlamaya çalışıyor. Diyor ki bakalım bana rızk gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir yerde artık takati kalmıyor. İnanılmaz dereceden halden düşüyor ve bir yerde uzanıyor artık. Yağmur da yağıyor tabii ki. Tam da o esnada bir kabile oradan geçiyormuş.
Böyle develerle, atlarla, keçilerle, böyle insan, yani bir kabile herhalde, bir topluluk oradan geçiyormuş. Sonra bu kabile, bu topluluk, insan topluluğu tabii ki bunlar hepsi akrabadır, nedir artık bilmiyorum. Yani göç mü ediyorlar bilmiyoruz. Adam görüyorlar. Diyorlar ki bir ölü var. Bağırıyor biri, diyor ki burada bir ölü var. Tabii bunlar gelip merak ediyorlar, bakıyorlar, hakikaten bir ölü var. Bir insan ölmüş burada. Bakıyorlar etrafa, hiç kimse yok yani. Ne ev var, ne bir şey var. Buraya normalde insan bile gelemez. Daha sonra adamın nabzını ölçüyorlar, bakıyorlar. Adam yaşıyor. Diyorlar valla bu bayılmış o zaman. Buna hemen şu keçiden biraz süt getirin. Biraz süt verelim kendisine gelsin. Süt getiriyorlar. Adamın ağzına veriyorlar sütü. Tabi adam içmiyor. Zorla adamın ağzına süt veriyorlar. Keçi sütü veriyorlar. Tabi adam bayılmış numarasını yapıyor, tamam mı? Yani ağzını açmıyor. Ağzını zorla açıp süt veriyor. Adam ağzını açmıyor. Sonra bunlar adam birden gülüyor. Adam birden böyle gülümsüyor, gülüyor. Bunlar diyorlar ki bu adam deli. Hepsi zaten korkuyor yani. Birden herkes uzaklaşıyor, böyle uzaktan bakıyorlar. Diyorlar valla bu delidir o zaman. Bu delidir, hemen bırakıp gidelim. Sonra adam kalkıyor, diyor ki valla ben deli değilim. Ben her şeyi bırakmıştım. İmam demişti yani, herkesin rızkı verilmiş. He valla. Herkesin rızkı zaten yazılmış. Ben de dedim madem rızkım var ben bakayım. Hiçbir şey yapmayayım, bakalım rızkım var mı yok mu. Ben buraya geldim. Burası baya bir şehirden, köylerden, her yerden uzak bir yer. İnsan evladı buraya ulaşamaz. Benim rızkım geldi ve zorla ağzıma veriliyor. He valla. Düşünsenize arkadaşlar. Bu adam bunu ispatlıyor. Tabi bu şu anlama gelmesin. Yani ders çalışmayı bırakın, her şeyi bırakın, bakalım rızkımız var mı yok mu? Ben rızıktan bahsediyorum arkadaşlar. Bizler için yazılmış rızıklar zaten var. Eğer rızkımız varsa ileride o zaten bize ulaşacak arkadaşlar. Biz zaten o rızka ulaşacağız. Ama ben mantıksal olarak biraz da şöyle düşünüyorum. Aslında biz kendi rızkımızı kendimiz belirliyoruz. Yani zaten eğer bu gezegene gelmişsek rızık olarak yeme içme konusu olsun, giyim kuşak olsun, ne bileyim, farklı şeylerden bahsedelim arkadaşlar, maddiyat olarak. Bunu biz belirliyoruz bence. Çünkü bizler için yazılmış rızıklar var ama bunlar şöyle yollara ayrılıyor. Yani şu an bizim yürümemiz gereken yol bellidir. Herhangi bir rızkımız vardır. Yani ileride mesela farklı farklı yollar düşünün arkadaşlar. Bu yoldan gidersen az rızık var. Bu yoldan gidersen orta dereceden rızık var. Eğer şu yolu seçersen çok fazla rızık var orada, senin için yazılmış. Hangi yolu seçeceğimiz bize bağlı. Bence böyledir. Örneğin sevgili arkadaşlar, biz eğer sınav yolunu seçersek, çok fazla ders çalışırsak, emek verirsek o zaman çok fazla böyle bol bereketli rızıkların olduğu yola girmiş oluyoruz. Eğer sınava çalışmazsak, ne bileyim yani her şeyi bırakırsak, yine yeme içme konusu olsun, giyim kuşak olsun, yani maddi boyut, maddi anlamda konuşuyorum. Yine bizim için yazılmış rızıklar var ama biz az olanı tercih ediyoruz. Bence öyle. Bu benim şahsi fikrimdir arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Mantıksal olanı budur. Dolayısıyla arkadaşlar rızkınızdan korkmayın. Yani sizin için zaten yazılmış rızıklar var. Siz sınavı kazansanız da kazanmasanız da siz bu rızıklara zaten ulaşacaksınız. Zaten sizin için yazılmış şeyler var. Fakat eğer siz fazla emek verirseniz, bu sınavı kazanırsanız tabii ki de maddi anlamda çok rahat etmiş olursunuz. Kariyer anlamında yüksek yerlere tırmanmış olursunuz. Bunları da söyleyeyim. Eğer kazanmasanız da tabii ki de sizler için yazılmış rızıklar var ve ayrıca bir daha sınava girebilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir zaman rızkınızdan korkmayın arkadaşlar. Yani eğer gerçekten siz korkarsanız kaybetmiş olursunuz. Çünkü bir de boşu boşuna korkmuş olursunuz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Korkunun bize gerçekten hiçbir faydası yok sevgili arkadaşlar. Sadece zararı var. O yüzden korkmayın. Yani bu sınavı kazansanız da kazanmasanız da siz yine aynı sizsiniz. Yani sizin karakterinizde bir değişme olmaz. Akıl olarak da, zihin olarak da siz aynı insansınız. Yani sırf bir sınavı kazanmadınız diye her şeyi kaybedeceksiniz anlamına gelmiyor. Ki zaten umutların bittiği yerde yaşam yoktur. Dolayısıyla biz umutlarımızın peşinden koşacağız her zaman. Hayallerimizin peşinden koşacağız. Elimizden ne geliyorsa arkadaşlar, her zaman çalışacağız, emek vereceğiz ve rızkımızı bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, yani durumunuz nasıl bilmiyorum. Bakın bazı öğrenciler beni arıyor, diyor ki hocam yani benim bir çözümüm yok. Umutsuz vakayım. Denemelerde kötü yapıyorum, konularımı bitirmedim, kazanacağımı hissetmiyorum. Arkadaşlar her birinizin aslında çözümü var. Bu çözüm sizdedir arkadaşlar. Yani bu çözümü beklemeniz gerekiyor. Nasıl biliyor musunuz? Çok emek vereceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Gerisini artık Allah'tan bekleyeceksiniz. Her hastalığın, her sorunun bir çözümü vardı sevgili arkadaşlar. Yani bu çözümü bazen insanlardan aramamak lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor ve sabretmemiz gerekiyor. Bakın yine eski zamanlara gideceğiz sevgili arkadaşlar. Hani arabaların, teknolojinin daha gelişmediği, arabaların icat edilmediği zamanlardan bahsediyorum. Çok eski zamanlar. Bir tane adam varmış, inanılmaz hasta.
Bu adam o kadar çok hasta ki sevgili arkadaşlar, bütün bedeni böyle hasta. Hangi doktora giderse diyorlar ki hiçbir, senin bir ilacın yok yani. İlacın yok. Yani sen öleceksin. Başka çaresi yok bunun. Tabii bu adam artık morallen çöküyor. Sonra bu adam bir adamla karşılaşıyor. Bu adam da ona diyor ki işte bir kasabada bir tane doktor var. Bu doktorun adı da Lokman Hekim. Duymuşsunuzdur muhakkak arkadaşlar. Hekim Lokman. Lokman Hekim gerçekten yani çok mükemmel bir doktor. Her türlü hastalığı iyileştiriyormuş ona göre. Bu adam da tabii kasabada inanılmaz dereceden uzakmış ve bu adam yayan bir şekilde o kasabaya yürüyor. Günlerce yürüyor ve o kasabaya ulaşıyor. Soruyor oradakilere Lokman Hekim kimdir falan fistan. Ona yolu gösteriyorlar. Gidiyor Lokman Hekim'in evine. Lokman Hekim ona bakıyor şöyle, inceliyor. Diyor ki senin ilacın yok. Yani bu hastalığın hiçbir ilacı, hiçbir devası yok. Adam artık yani empati yapın. Yani ben empati yapıyorum. Felaket bir şey yani. Çok kötü bir şey. Psikolojik olarak tabii çöküyor. Artık diyor ki ben, kendi kendisine söylüyor. Çıkıyor oradan tabii ki. Diyor ki ben gideceğim, dağa tırmanacağım. En yüksek kayalıklardan kendimi atacağım, paramparça edeceğim. Yani kendimi öldüreceğim. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum çünkü acı çekiyorum. Madem bu hastalığın bir ilacı da yok, madem ben bu şekilde sürünerek öleceğim, ben bir dağa çıkayım, en yüksek kayalıktan kendimi atayım, paramparça olayım, kurtulayım. Bu hastalıktan da kurtulayım, bu hayattan da kurtulayım diyor. Adam tabii böyle hani eskiden vardı, şimdi var mı bilmiyorum. Bizim Doğu Anadolu tarafında var arkadaşlar. Böyle çayırlar, ovalar falan oluyor. Orada koyunları otlatıyorlar falan. Dağın yamaçlarında falan. Muhakkak görmüşsünüzdür, böyle videolarda falan da görmüşsünüzdür. Bu adam böyle tırmanırken bir tane çobana denk geliyor. Böyle koyun, keçi sürüsü var. Orada koyunlarını falan otlatıyor. Ve küçük bir tane de şey varmış. Çeşme varmış sevgili arkadaşlar. Tabii bu yer hani evlerin olmadığı, yine kasabadan bayağı bir uzak yerden bahsediyoruz. Doğal kaynak suyu oluyor arkadaşlar. Böyle bir yer deliniyor genelde. Oradan su böyle fışkırıyor. Tabii böyle kanal açılıyor. Oradan çıkan su aşağı doğru sürükleniyor falan, görmüşsünüzdür mutlaka. Yani yapay bir çeşme değil yani. Bildiğiniz Allah'ın vergisi. Bu çeşmeden su içmek istiyor. Çoban da buna taş atıyor. Valla çoban ona taş atıyor. Diyor ki oradan su içme diyor. Sen hastalığını bana ve koyunlarıma bulaştıracaksın. Git diyor şu kanalı, yani küçük bir kanal oluyor. Bu su kanalını takip et, aşağıdan su iç. Yani bayağı bir aşağıdan su iç. Hastalığın, yani çünkü ben ve koyunlarım biz burada su içiyoruz. Hastalık bize bulaşmasın. Sen git aşağıdan su iç. O da gidiyor bayağı bir kanalı takip ediyor. Aşağıdan su içiyor o çeşmeden. Tabi bu adamın amacı dağa tırmanmak ve en yüksek kayadan kendisini atmak. Amacı budur. Sonra bu adam biraz su içiyor. Orada oturuyor. Çoban, koyunlar tabi böyle nasıl yatış pozisyondalar. Yatış pozisyondalar. Böyle oturmuşlar artık koyunlar falan. Bu adam da orada bir keçiden biraz süt sağıyor. Bu sütü çeşmenin yanına bırakıyor. Kendi kendine de konuşuyormuş yani, böyle şizofren gibi yani. Bir çoban yani, bildiğiniz çoban arkadaşlar. Ben de mesela yalnız kaldığımda bazen kendi kendime konuşuyorum. Böyle diyor ki ben bu sütü buraya bırakacağım. Ondan sonra biraz uyuyacağım demiş. Kalkacağım, bu sütü kaynatacağım. Ondan sonra sütümü içeceğim falan filan. Tabii bu adam, bu hasta adam da bunları izliyor. Hem koyunları hem adamı izliyor. Sonra bu adam çeşmenin yanına sütü, tabağın içindeki sütü bırakıyor. Sonra gidiyor biraz kestiriyor, böyle bir yarım saat falan. Bu çoban yattığı sırada tabii bu hasta adam da izliyor. Çeşmenin içinde bir tane yılan çıkıyor. Bildiğim bir tane yılan çıkıyor. Sütün içine zehirini akıtıyor. Sonra tekrar çeşmenin içine giriyor. Yılan ha. Bildiğiniz yılan. Şimdi bu hasta adam düşünüyor. Diyor ki bu çoban bu sütü içerse ölecek. Belli ki içecek yani. Çünkü kendisi için bıraktı bu sütü. En iyisi ben bu sütü içeyim. Zaten yılan zehri var içinde. Beni öldürecek. Ben de kurtulacağım. En azından bir insan hayatını da kurtarırım falan. Hatta koyunların hayatını da kurtarırım. Çoban ölürse koyunlar yalnız kalacak. Kurt gelecek. Koyunları öldürecek falan. Bu şekilde. Neyse bu adam gidiyor. Yani bu hasta adam gidiyor. O zehir dolu sütü yani dikiyor kafasına, içiyor. Oradan tabii bayılıyor, düşüyor. Artık kaç gün geçmiş bilmiyoruz. Bu adam orada baygın halde yatmış sevgili arkadaşlar. Yatmış. Arada günler geçmiş tabii ki. Adam kalkıyor, bakıyor çoban yok, hiçbir şey yok. Tabii onun için bayağı bir kısa bir süre geçmiştir. Biz uyurken hani sanki bir dakika falan geçmiş ama, sanki birkaç saniye geçmiş ama belki de saatlerdir uyuyoruzdur falan filan. Bunu biliyorsunuz zaten. Adam kalkıyor, bakıyor bedenine. Vallahi hiçbir şey yok. Sapasağlam. İnanılmaz bir şey, böyle sağlıklı. Hiçbir sorunu yok. Kendini iki tokat vuruyor. Diyor ki ya ben yaşıyor muyum acaba? Bu nasıl bir şey? Allah Allah. Yani bu hasta bedeni var ya, hepsi iyileşmiş ha.
Hepsi iyileşmiş. Kendini böyle yerden yere atıyor, taklalar atıyor, havalara uçuyor. İnanılmaz dereceden kendini yuvarlatarak oraya buraya gidiyor bilmem ne. İki çeşmeden güzel bir şekilde abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor, diyor Allah'ım sana şükürler olsun falan. Sonra bu adam diyor ki ben gideceğim. Bir tane ağaç buluyor ilk önce. Bir tane ağaç buluyor, böyle çok sağlam bir ağaç. Ben gideceğim Lokman Hekimi öyle bir döveceğim, öyle bir döveceğim. Çünkü o bana dedi ki senin ilacın yok. Onun yüzünden az daha gidiyordum, intihar ediyordum. Bir tane ağaç alıyor, gidiyor Lokman Hekim'in evinin yanına bağırıyor. Diyor ki Lokman Hekim dışarı çık, ben seni döveceğim. Lokman Hekim de tabii çıkıyor. Diyor ki niye? Diyor sen dedin ki sen iyileşmeyeceksin. Ben senin yüzünden gidecektim, kendimi kayadan atacaktım. Şu an ben iyileşmişim ve ben seni cezalandıracağım. Seni döveceğim. Ondan sonra yani bundan sonra da böyle şeyler yapma. Lokman Hekim diyor ki ben sana dedim senin ilacın benim yanımda yok. Vallahi senin ilacın benim yanımda yok. Ama Allah'ın yanında varsa o ayrı bir şey. Yani senin ilacın benim yanımda olmayabilir ama vardır. Yani bu gezegende vardır. Nerede bilmiyorum. Demek ki senin ilacın o yılanın zehiriymiş. Vallahi senin ilacın o yılanın zehiriymiş. Sen gittin o yılanın zehirini içtin, iyileştin. Bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Özür diliyorum. Vaktinizi alıyorum. Hani vaktinizi almak istemiyorum. Her şeyin bir ilacı vardır arkadaşlar. Her hastalığın bir ilacı vardır. Siz matematik yapamıyorsanız ya da Türkçe yapamıyorsanız, derslerde başarılı olamıyorsanız bunun da bir ilacı vardır. Bunun ilacını insanlardan aramayın sevgili arkadaşlar. Bunun ilacı nerede biliyor musunuz? Doğanın içinde bir yerde var. Sizi bekliyor. Bu ilaç sizi bekliyor. Bu ilaç belki de bir yılanın zehiridir. Belki de bir akrebin zehiridir. Belki de farklı bir şeydir. Bunu bilemiyoruz. Hayal bile edemiyoruz. Bu ilaca ulaşmamız için sevgili arkadaşlar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor ve sabretmemiz gerekiyor. Yani siz ders çalıştığınız zaman, sürekli emek verdiğiniz zaman hiçbir zaman netleriniz yükselmeyecek, hiçbir zaman kazanmayacağınız anlamına gelmiyor ki. Evet, siz deli gibi ders çalıştığınız halde netleriniz yükselmiyor olabilir. Bu gayet normaldir. Sadece kendinize şunu söyleyeyim. Ben emek veriyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şu an hastayım. Hastalık ne demek? Netlerim yükselmiyor, kötü durumdayım ama ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve eminim ki bunun ilacı var. Bir yerden karşıma çıkacak ve ben bu meyveleri yiyeceğim. Siz yolunuza devam ederken arkadaşlar, bakın ben kendimden bahsedeyim. Ben öğrenciyken lise yıllarıma kadar gerçekten tam bir aptaldım sevgili arkadaşlar. Hiç ne dersleri anlayabiliyorum. Yani bir hocaya bakıyordum. Hoca ben dinliyormuşum gibi beni görsün diye elimden geleni yapıyordum. Ama hocayı zerre kadar dinlemiyordum. Bakıyordum hocaya. Hoca böyle yapıyordum bazen. Gerçekten anlamıyordum. Tam bir gerizekalıydım sevgili arkadaşlar. Dersleri anlamıyorum. Adapte olamıyorum. Bakıyorum arkadaşlar yapıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir dersi anlamıyordum. Zerre kadar kendimden bir başarı beklemiyordum sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman matematikte ya da herhangi bir derste başarılı olacağımı hiçbir zaman gerçekten inanmamıştım. İnanmıyordum. Ama çalışıyordum. Yani sürekli çalışıyordum. Çok uzun zamanımı aldı elbette sevgili arkadaşlar. Belli bir süre sonra, aslında uzun zaman derken bir yıl sonra anlamadığım şeyleri anlamaya başladım ve gerçekten baktım bir şeyler oluyor. Ta ki üniversite sınavını kazandık, işte bir görüyorsunuz arkadaşlar, matematikçi olduk falan. Bir şekilde matematik öğretmenine kadar yükseldim. Yüksek lisans yaptım falan. Bir yandan doktora yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Akademik anlamda ilerliyoruz. Yani kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşlar, siz başarıyı kendinize yakıştırın. Başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Burada kesinlikle bu konuda kendinize özgüveniniz olsun. Ama sabır çok önemlidir arkadaşlar. Bu tarz uzun maratonlarda gerçekten başarılı olmak istiyorsak kendimizden hemen bir başarı beklemememiz gerekiyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız, çalışacağız, emek vereceğiz, gerçekten fedakarlıklar yapacağız ve sonra sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Ve emin olun sevgili arkadaşlar, o ilacınız, o başarınız yılanın zehiri bile olsa o sizi bulacak. Siz yeter ki sabredin, sonuna kadar mücadelenizi verin. Yani bu, şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle çalışanlar kazanacak. Belki bu sene kazanmayacak. Şimdi böyle bir gerçek de var. Yani gerçeklerden bahsetmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Bu sınava giden herkes kazanacak diye bir kaide yok ki. Tabii ki de kazanmayacaklar olacak. İşte bazı öğrencileri görüyorum. Hocam bu sene kazanmasam bırakırım. Artık bir daha asla çalışmayacağım. Bu yanlış bir şeydi sevgili arkadaşlar. Siz bunu yapmamalısınız. Siz hayallerinizin peşinden koşmak zorundasınız. Siz çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Daha sonra sabredeceksiniz. İnşallah bu sene emek veren herkes emeklerinin karşılığını alacak ve kazanacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sınava da az kaldı. Hadi artık videoyu kapatalım. Gidelim, ders çalışalım. Sizler çalışacaksınız. Ben de emin olun bu videoyu kapattıktan hemen sonra çalışmaya başlayacağım. Sınava kadar durmak yok sevgili arkadaşlar. Sınavdan sonra çok güzel şeyler yaşayacağız. Sınavdan sonrasını hayal edin lütfen. Eğer yorulmuşsanız, ki zaten yoruldunuz,
psikolojik olarak çöktünüz, bunalımdasınız biliyorum. Sadece şunu hayal edin sevgili arkadaşlar. 1,5 ay sonra hiç kimse ders çalışmayacak. Yaz tatiline gireceğiz. İnşallah bak görüyorsunuz aşı çıktı, pandemi süreci bitecek. Hayal edin sevgili arkadaşlar. Sınavdan sonrasını hayal edin. Sınavdan sonra tercih vermeye başlayacaksınız. Şimdiden o puanlarınızı biriktirin. Tercih verme sırasında mutlu olun sevgili arkadaşlar. Seneye kampüste o çimlerin üzerinde oturmayı hayal edin. Tamam mı? Sizi seviyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.